Efendim, yeni bir Aklımıza Takılanlar programında Özcan Pehlivanoğlu üstadımla birlikteyim. Biz böyle zaman zaman aklımıza bir şey takılınca geçiyoruz ekran karşısına, onu konuşuyoruz. Bugün de Özcan Hoca'yla dedik ki ya şu medya meselesini konuşalım. Türkiye'de ve dünyada medya ne alemde? Ya bu medya ne kadar özgür? Medyanın patronları, sahipleri kimler? Kimlere çalışıyor medya dediğimiz iş? Bu sosyal medya bu işin neresinde? Bunları konuşacağız Özcan Hocam'la ve şimdi ben İzmir'e dönüyorum ve Özcan Hoca'ya yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden tüm seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Değerli hocam, tabii bugün Ramazan'ın birinci günü. Aynı zamanda ben hem sizin hem de bizi izleyen değerli izleyicilerimizin de Ramazan aylarını tebrik ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur diyelim. Ve şimdi tabii önümüzde bir şey var, kritik bir seçim var. Milletvekilliği seçimleri, Cumhurbaşkanı seçimleri derken kritik bir seçim var. Ya, Türkiye'deki her seçim kritiktir. Yani hep bu ben oldum olası şeyimden beri, küçüklüğümden beri her seçime bu işte girerken bu işte çok kritik seçim, bu kadar önemli seçim, şu kadar önemli seçim diye hep yazarlar, çizerler. Bu hiç bitmedi. İşte o hiç şey yapmayan, sonu gelmeyen çok önemli seçimlerden birisiyle daha karşı karşıyayız ve her seçim öncesinde Türkiye'de medya konuşuluyor. Aslında sadece bizde değil, şöyle bakalım Amerikan seçimleri olduğu zaman ya da Fransız seçimleri olduğu zaman özellikle batılı ülkelerde de medyanın çok konuşulduğunu görüyoruz. Bizde de böyle oluyor. Seçimlerden önce medya yine gündemde, hem sosyal medya hem normal işte bizim bildiğimiz televizyonlar, gazeteler, internet siteleri hepsi yine gündemde. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu siyaset medya ilişkisi? Yani neden bu kadar önemli hocam? Akın Bey, ben siyaset medya ilişkisi açısından meseleye bakmıyorum. Bakmak istemiyorum daha doğrusu. Yurt dışındaki medyanın da kimlerin kontrolünde olduğunu, kimlerin onlara hükmettiğini, nasıl yayın yaptıklarını da pek şahsen ilgilenmiyorum. Esas benim bu gece bahsetmek istediğim Türkiye'de karşı karşıya olduğumuz medyanın nasıl bir medya olduğu, hangi tür ilişkiler üzerine kurulduğu, ne yaptığı, ne yapmadığı gibi hususları irdelemek. Şimdi yani siyaseti bir kenara bırakıyorum. Yani beni şu an şimdi ilgilendirmiyor. Bir defa medyanın birinci görevi halka doğru bilgiyi vermek. Bu bir kamu hizmeti. Eğer siz halka doğru bilgiyi vermiyorsanız, manipüle bir haber yapıyorsanız, yanlış haberleri halka aktarıyorsanız, aslında doğru olmayan, yanlışlar içeren ama halkı öyle düşündürtmek üzere bir algı yaratıyorsanız, bunlar medya ahlakına, her şeyin bir ahlakı var yani, medya ahlakına, edebine, usulüne uygun olmayan davranışlardır. Şimdi Türkiye'de yanlış haber veriliyor mu? Veriliyor. Kasıtlı haber veriliyor mu? Veriliyor. Çarpıtma yapılıyor mu? Yapılıyor. Niçin? Yani medya bunu niçin yapıyor? Ve niçin bizim farklı düşünmemizi, gerçeklerden uzak bir hayal kurmamızı, gerçeklerin dışında bir hayale kapılmamızı veyahut da değişik, sonu olmayan ütopyalar peşinden koşmamızı medya neden istiyor? İçin böyle bir yayın yapıyor. Bunun üzerine durmak lazım. Şimdi bir defa bana göre gazetecilerin veya televizyoncuların işi, şimdi buna YouTuber'lar da eklendi. Onların işi sadece bu işlerle uğraşmak olmalı. Yani gazeteci çıkartacak, televizyonculuk yapacak, internet sitesi sahibi, internet sitesi eliyle okuyucularına ulaşacak. YouTuber'lar da yaptıkları programlarla kendilerini seyrettirecek. Ama bu böyle mi oluyor Türkiye'de? Öyle olmuyor. Şimdi birinci husus şu. Bu medya patronlarının ve medya sahiplerinin sadece gazetecilikle uğraşmadığını, sadece televizyonculukla uğraşmadığını görüyoruz. 40 türlü işleri var bu insanların. Kiminin bankası var, kiminin inşaat şirketleri var, kiminin
başka sektörlerde fabrikaları var. Yani bir de medyaları var. Tabii medyayı niçin kullanıyorlar? İktidara yakın olmak için, siyasi partilere yakın olmak için, iktidarda olanlara veya iktidara gelmesi muhtemel olanlara yaranmak için, daha iş alanları almak için, daha çok para kazanmak için, maden ruhsatları almak için, işte 5 yıldızlı otelde ya böyle enteresan büyük tatil köyleri yapmak için, işte devletin teşviklerinden faydalanmak için, devletten ihaleler almak için medyayı kullanıyorlar. Şimdi tabii bu böyle bir medya oluşumunuz varsa, yani gazete patronları, televizyon patronları, gazete ve televizyon dışında da birçok sektörde faaliyet gösteriyorlarsa size doğru haber vermelerini bekleyemezsiniz. Çünkü Türkiye'de iktidar demek zenginlik demek, iktidar demek maddi bir getiri demek. Yani bal tutan parmağını yalar misali, iktidar olan parmaklarını değil vücudun her tarafını yalıyor mübarekler. Onun için iktidar olmayı isteyenler de medya ile yakın temastalar, iktidar olanlar da yakın temastalar. Patronlar da zaten kendi televizyon ve gazetelerini daha fazla menfaat elde etmek için kullanıyorlar. Bir defa bu bir yanlış bir döngü. Böyle bir şey olmaz. Ben uzun zamandır televizyon seyretmiyorum, uzun zamandır gazete okumuyorum. Seçtiğim bazı yazarlar var, bazı internet siteleri var, bazı YouTuber'lar var, onları seyrediyorum. Onları izliyorum ve onlardan da çapraz bilgi akışıyla kafamda bir süzgeç yaparak gelen bilgileri, ya demek ki bu meselede şöyle olabilirmiş veya şöyle düşünebilirmiş diye söylüyorum. Tabii bizim halkımız iyi eğitimli bir halk olmadığı için, yani üniversite mezunu da olsanız bu iyi eğitim aldığınız anlamına gelmiyor Türkiye'de. Hurafelerle yetişmişsiniz, büyümüşsünüz. Dogmalarla büyümüşsünüz. İdeolojiler karakterinizde etkili olmuş. Yani size hap gibi medya bir şeyi verdiği zaman onu alıyorsunuz, hemen doğruymuş gibi değerlendiriyorsunuz. İşte bak televizyonda adam söyledi ya, işte bak seyretmedin mi? Adam nasıl yaptı ya? Bak haber orada nasıl anlatılmış ya? Çünkü sizin ideolojinize uygun televizyon var. Sizin dogmalarınıza uygun gazete var. İşte sizin hurafelere uygun yetiştiğinizde izlediğiniz bir kanal var. Bunlar size hep böyle o açıdan bilgiyi, haberi yansıtıyorlar. Ve sizde de ister istemez doğru haber olmadığı için değişik algılar oluşuyor. Tabii bu hayatınızı her dönemine etki ediyor. Alışverişinize etki ediyor, aile kurmanıza etki ediyor, seyahat yapmanıza etki ediyor, okuduğunuz tercihlere, ki hangi kitapları okuyorsanız, okumak istiyorsanız o tercihlere etki ediyor, geleceğinize etki ediyor. Çünkü siz medyanın yaptığı yönlendirmeyle, mesela öyle bir reklam yapıyorlar ki, öyle bir reklam kampanyaları yapıyorlar ki, gidiyorsunuz, ev sahibi olmak istiyorsunuz, peşinatınızı yatırıyorsunuz, sözleşme imzalıyorsunuz, bir bakıyorsunuz şirket uçup gitmiş. Ya diyorsunuz bu adam bak eski milletvekiliydi, yok dualıydı, yok bu Atatürkçüydü, laikti falandı, ama yok kardeşim, işte o yapılan yanlış reklamlar, kasıtlı reklamlar halkın bir yerde dolandırılmasına, soyulmasına, çark çıkartılmasına sebebiyet veriyor. Mesela Türkiye'de bir İhlaszadeler olayı var. Yani İhlaszadeler neye güvendiler? O grubun gazetesine güvendiler. O grubun işte televizyonuna güvendiler. O grubun bankasına, faizsiz yatırım bankasına güvendiler. O grubun diğer başka yatırımlarına güvendiler. O grup dindar dediler. Namuslu adamlar dediler. Paralarımızı götürüp yatıralım dediler. Ondan sonra da çırak çıktılar. Yani kampanya çok yönlü yürüyor. İşte şimdi burada medya kullanılıyor halka karşı. Yani bunu bir cenah üzerinde değil, bütün bu toplumda ne kadar fikri farklılık varsa, ne kadar zihni farklılık varsa, ne kadar işte ideolojik farklılıklar varsa hepsi üzerinde bu medya kullanılıyor. Yani Türkiye sanki mi bu medya tarafından paylara bölünmüş, herkes o payını almış ve orada bu halka yanlış şeyleri doğruymuş gibi veriyorlar. Ama bu bugüne has bir şey değil. Yani bu geçmişte de böyle. Yani 10 yıl önce değil, 20 yıl önce değil, 50 yıl önce de böyle. Hatta Osmanlı döneminde böyle. Hatta şimdi bir gazeteci gidiyor
zamanında yani bir Osmanlı döneminde yani 1910'lu yıllarda bu çok basın şeyinde bilinir, terminolojisinde bilinir. İstanbul'da geçiyor. İşte bir devlet yöneticisinden bir rüşvet talep ediyor yani. Diyor ki bak ben gazeteciyiz. Bu rüşveti ver. İşte biz de senin hakkında iyi haberler yapalım. Adam da bunları tersliyor, gönderiyor. Neyse. Ertesi gün bunun da işi herhalde halkın su ihtiyacının karşılanması ile ilgili bir hususta görevi. Neyse hemen o gazete ertesi gün yazıyor. İşte Terkos Gölü'nde İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyor Terkos Gölü bir domuz ölüsü görüldü. Vay millet ayağa kalkıyor falan. İşte hemen bizim kimse anmıyor, çağırıyor bu gazetecileri. Diyor ki aman ben ettim siz etmeyin. Neyse halledelim işi. Hallediyorlar. Ondan sonra ertesi günde gazete ya bu haberin yanlışlıkla yapıldığı görülmüştür. Anlatabiliyor muyum? İşte bu maalesef Türkiye'ye hakim olan gazete patronlarının eskiden daha düzgün bir habercilik anlayışı, halka bu işi doğru aktarma anlayışı hakimdi medyada ama artık son dönemlere gelince iş yokundan çıktı. Şimdi gazete medya patronlara bakıyorum. Hatta bir tanesi İngiltere'de yaşıyor, Londra'da yaşıyor. Burada bile yaşamıyor. Bakın büyük televizyon kanallarından birinin sahibi Londra'da yaşıyor. Ama bütün yatırımları Türkiye'de. Şimdi bakıyorsunuz işte bir sürü holding sahibi, gazete sahibi, medya sahibi. Şimdi saymayayım isimlerini. Onların eline de bizi şikayet etme kozu vermeyelim ama hepsi birer patron. İşte geçenlerde bir peki hocam çok araya gireceğim. Çok özür diliyorum. Araya gireceğim. Ya bir de yani devlet bu işin neresinde? Devlet bu işi regüle etmesi gerekmiyor mu? Radyo televizyon üst kurulu var, ne bileyim kendi devletin kendi kanalları var. Kendi televizyonu var. Bunların hepsi hikaye. Şimdi devlet bu işin neresinde? İyi soru sordum söyleyeceğim ama mesela geçenlerde bir tane böyle çok sosyal demokrat Atatürkçü falan filan olan bir şey var. Gazete ve televizyon grubu var. Hatta bir tane şimdi Mandalina'yı ana haber sunucusu yapmışlar. Mandalina olmuş ana haber sunucusu. Orada hemen şeyi gönderdiler. Yani, Yılmaz savunucusunu gönderdiler şeyin Atatürkçülüğün. Çok önemli bir şey. Pat diye gönder. Niye efendim? İşlerine gelmiş, menfaatlerine gelmiş. Ya adam doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor kardeşim? Siz ona bakın ilk önce. Ama hemen gönderdiler işlerine gelmedi. Şimdi devlet bu işin neresinde? Kardeşim devlet her şeyi yöneten demektir. Her şeyi kontrol eden demektir. Devlet de gazeteci elemanlarıyla, televizyoncu elemanlarıyla gazetelerin ve televizyonların nabzını elinde tutuyor, balansını ayarlıyor. İstediği başlığı attırıyor, istediği fotoğrafı kullanıyor, istediği diziyi çektiriyor. Yani siz mesela bu hani diziler oldu, Muhteşem Süleyman, Osmanlı'nın kuruluşu, işte yok bilmem ne börü falan filan bunlar, yok işte Kurtlar Vadisi falan. Bunlar tesadüf mü oldu zannediyorsunuz? Yok yani. Hiçbiri tesadüf olmadı. Devlet de halka vermek istediği nabzı, vermek istediği şerbeti, vermek istediği mesajı subliminal olarak medya üzerinden, televizyon üzerinden o da veriyor. Tabii o da kendi elemanlarını, gazeteci elemanlarını, televizyoncu elemanlarını her müesseseye dağıtmış vaziyette. Patronlara diyor ki siz istediğiniz kadar patron olun ama bu işin şeyi bende, değneğin, değnek benim elimde, ben istediğim gibi bu işi götürürüm diyor. O da o şekilde götürmeye çalışıyor. Tabii halka doğru bilgi gitmiyor, halk aydınlanamıyor. Halk düşüncesini tazeleyemiyor, halk aydınlığa doğru bakamıyor. Yani yok böyle bir şey çünkü. Tabii bir de bu arkadaşların yurt dışı ayakları var. Yani medya patronlarının yurt dışı ayakları var. Tabii Sam amca bu işlere karışıyor. Avrupa Birliği'nin lokomotifi Almanya bu işe karışıyor. Fransa bu işe, İngiltere bu işe karışıyor. Bu ülkelerin de bizim televizyonlarımızda, gazetelerimizde gazetecileri var, televizyoncuları var. Onlar da Türkiye'nin, daha doğrusu Türk milletinin ne şekilde düşünmesini istiyorsa o şekilde
haber yaptırarak, programlar hazırlatarak, diziler çektirerek Türkiye'ye mesajlar vermeye çalışıyorlar. Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve bu dış güçlerin medya üzerinde de Türkiye'de medya üzerinde de büyük bir savaşı var. Ama böyle olmaması gerekir, yani bunu açık bir şekilde söylüyorum. Medyanın halka çok açık bir şekilde, çok doğru bilgileri iletmesi ve doğru algı oluşturması lazım. Böyle olmayınca Türk halkı düşünemiyor. Türk halkının düşüncesi sakatlanıyor. Türk halkı önünü göremiyor. Önünü görmesi engelleniyor. Yani bir türlü bu yapılmıyor. Ama tabii şimdi bazen Türk milleti Allah'ın lütfuyla nimetleniyor. Bu ne demek? İşte sosyal medya diye bir şey ortaya çıkıyor. İnternet diye bir ortaya yeni bir teknolojik gelişim çıkıyor. Bu internet üzerinden Türk milleti mümkün olduğunca okumaya ve sonsuz bilgiye kolayca ulaşıyor. Ardından da sosyal medya eliyle basının bize anlattığından, televizyonların bize gösterdiğinden bambaşka farklı bilgilere ve haberlere ulaşabiliyoruz. Vatandaşın biri cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca, aa diyorsun ya, burada böyle olmuş yani. Ama gazeteler ve televizyonlar yazmadılar, bahsetmediler veya başka şekilde bahsettiler diye söylüyorsun. İşte sosyal medya ve internet teknolojisi bence Türk milletinin, Türk milletine Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirilebilecek bir gelişme olarak görüyorum bunları. Tabii yani bizim bu döngüden kurtulmamız lazım. Televizyon izlerken, gazete okurken, köşe yazılarına bakarken çok temkinli olmamız lazım. Çapraz şeyler okumamız lazım. Yani doğru bilgiye ulaşmak açısından farklı televizyon kanallarını seyretmemiz lazım. Farklı görüşteki yazarları okumamız lazım. Bazen angaje edilmiş insanları bile, ama devlet tarafından ama dış dünya tarafından angaje edilmiş insanlara da bakıp bize ne anlatmaya çalışıyorlar, ne onlara ne söyletmeye çalışıyorlar, bunun da farkına varmamız lazım. Mesela bugün gazeteci Aslan Bulut'un yazdığı harika bir yazı var, yani anlatabiliyor muyum? 22 Mart 2023 tarihli. Okumanızı istiyorum. Yani gerçekten müthiş yani. Okuyunca insanın kafasında şimşekler çakıyor. Demek ki bunları da yazabilen yazarlar var Türkiye'de. Yani böyle bir toptancı bir şekilde, ya medya böyledir, gazeteler böyledir, işte YouTuber'lar böyledir demek istemiyorum. Ancak bu Türk milletinin lehine doğruları yazan insanları da bulup fark edip onları okuyup izlemek lazım. Ama medya ve medyanın işte gazeteciliği, televizyonculuğu, internet siteciliği görevini Türk milleti için doğru bir şekilde yapmıyor. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bu haberciliği, bu televizyonlardaki programları, dizileri, kadın programlarını vesaire Türk milletinin hayrına yapmıyor. Onun için medya Türk milleti için, Türkiye'deki medya uygulamaları öyle diyelim, Türkiye'deki medya uygulamaları Türk milleti için büyük bir tehlike arz ediyor. Tabii bu seçime de etki eder, yani siyasete de etki eder. Ha, bugün etki etti, dün etki etmedi mi? Etti gene yani. Şimdi hep bizim halkımız balık hafızalı olduğu için bizde bir hafıza sorunu var. Yani Türk milletinde bir hafıza sorunu var. Geçmişi çok çabuk unutuyoruz. Yani 30 yıl, 40 yıl öncesini, 50 yıl öncesini pek hatırlamıyorum. Ama o zaman da etki ediyordu medya seçimlerin sonucuna. Bugün de etki ediyor. Önemli olan medyanın yaptığı bu tetikçiliği görüp daha sağlıklı düşünüp ona göre kararlar almak. Yani medyayı görüşlerimizde ve kararlarımızda biraz uzak tutmak lazım. Biraz değil, hatta fazlasıyla uzak tutmak lazım. Çünkü medya bugün dış güçlerin, Türkiye'deki devletin, siyasetin ve muhalefetin adeta bir savaş alanı olmuş. Onlara bakıp şey yapmamak lazım. Bir karar almamak lazım. Tabii medyayı hem önemli buluyorum hem de çok önemsiz buluyorum. Niye önemsiz buluyorum? Bu sebeplerle önemsiz buluyorum. Önemli buluyorum. Cahil bırakılmış, eğitimsiz bırakılmış, gerçeklerden uzak tutulmuş, Türk halkını etkilemekte çok önemli bir faktör medya.
Ama bunun farkında olursak onun etkisini azaltırız, etkisini sınırlarız. Maalesef bunu yapamıyoruz. Efendim şimdi bir holding sahibi 40 türlü sektörde faaliyet gösteriyor. Bankacılıktan tutun da madenciler kadar, inşaatçılar kadar vesaire vesaire. Bir bakmışsınız gazetesi ve televizyonları aracılığıyla bir siyasi partiyi destekliyor. Ya babasının ayrılığına mı destekliyor? Hayır. Kendi menfaati için destekliyor. Ve Türk milletinin bu noktayı çok iyi tespit etmesi lazım. Bir şeyi dinlerken, bir şeyi izlerken, bir şeyi seyrederken bunu çok dikkat etmesi lazım. Çünkü Türkiye'deki temel sorun Türkiye'nin Türksüz bırakılmasıdır. Türkiye'deki temel sorun. Sonra bu sorun işte şeyi altı böyle doldurulabilir ama Türkiye'nin temel sorunu budur. Şimdi siz ahlak bozan TV dizilerini izliyorsanız, milli yapıyı bozan, milli düşünceyi bozan programları izliyorsanız, size yanlış yönlendirmeler yapan, akı kara diye satan veya karayı ak diye satan insanları dinliyorsanız, onların yazılarını okuyorsanız doğru bir yere gidemezsiniz. Onun için ben bütün Türk milletini medya konusunda uyarıyorum. İzledikleri medyayı, gazeteleri, televizyonları, YouTube kanallarını çeşitlendirsinler. İnternet sitelerini çeşitlendirsinler. Okudukları yazarları, çizerleri çeşitlendirsinler. Ondan sonra da akıl süzgecinden geçirerek olaylar hakkında kendileri bir kanaat sahibi olsunlar. Başkalarının kanaatleriyle hareket etmesinler. Mesela geçen gün bir gazeteci dostum, Türkiye'de tanımış bir gazeteci dostum çok enteresan bir şey anlattı. 75 yaşında çok eğitimli bir kadın, tecrübeli bir kadın. PKK'nın yasal bir kuruluş olduğunu iddia ediyor. Yani insanın tüyleri ürperiyor. Neden? İşte televizyonlarda PKK konuşulursa, işte Kürtçe eğitim, insan hakları ilerleri, şu bu falan, özgürlük, işte halk savaşçıları falan, değişik kavramlarla böyle insanlara seslenirse, normal yaşamını sürdüren bir vatandaş da, ya bu PKK yasal bir kuruluş, niye bu kadar bu PKK'ya sarıyorsunuz diye size çok abuk ve absürt bir şey söyleyebilir. Onun için medya çok tehlikeli işler yapıyor bence Türk milletinliğine. Hepimiz bu medyaya dikkatle yaklaşıp ona göre davranmamız, düşünmemiz lazım. Adeta imbikten bir şeyi damıtırmış gibi öyle damıtmamız lazım medyanın yaptıklarını. O işte damıttıktan sonra ortaya çıkan öf bizim kanal sahibi olmamıza neden oldu. Çünkü medyada patronlarının adamı olanlar, patronların uşağı olanlar patronları düdüğünü çalıyorlar. Nasrettin Hoca'nın misali gibi, parayı veren düdüğü çalar misali gibi patronlarının sesi oluyorlar bunlar. Sahibinin sesi oluyorlar yani. Ben bunu çok tehlikeli görüyorum. Tabii bunlar sadece kendi patronlarının sesi değil, bir de yurt dışıyla bağlantılar oldukları için o güçlerin, o devletlerin de, o uluslararası ilişkilerin de Türkiye'de sesi borazanı oluyorlar. Biliyorsunuz çok gazeteci var yurt dışına çıktı, belli devletlere sığındı. Şimdi adını vermek istemiyorum burada. O devletlere sığındılar ve o devletin borazancılığını yapıyorlar. Yoksa size bir devlet kolay kolay Türkiye'den kaçtığınız sığınma hakkı verir mi? Vermez. Size ev verir mi? Konut tahsis eder mi? Yaşamınızı sürdürmek için bir gelir bağlar mı? Bağlamaz. Demek ki sizin o devletle bir bağlantınız var ki orada sığınmışsınız. Ama Türkiye'de yaptığınız yayınlar da demek ki o zaman belli bir odak tarafından size verilen emirler çerçevesinde yapmış olduğunuz yönlendirmelerdi diye insan ister istemez benim gibi garip Türk vatandaşları düşünüyor. Onun için medyaya dikkatle yaklaşmak lazım ve dikkat etmek lazım. Ve dediğim gibi izleyeceğimiz bütün medyayı çok çeşitlendirmemiz lazım. Evet, teşekkür ederim değerli hocam. Bugün sizinle medya meselesine aklımıza medya takılmıştı. Onu konuştuk. Türkiye'deki medya ne kadar özgür, ne kadar halk yararına çalışıyor, ne kadar faaliyetlerinde faydalı olabiliyor ya da ne kadar art niyetli, kimlerin elinde medya ve kimlere hizmet ediyor. Bu konularda Özcan Pehlivanoğlu aklına takılanları bize güzelce izah etti. Biz de kendisinden çok yararlandık. Hocam var mı ilave edeceğim bir şey?
Valla işte Allah herkese akıllı fikir vermiş. Onlar da bu akıllı fikir çerçevesinde medyayı değerlendirsinler. Bizim aklımız bu kadarına yetiyor. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Size çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen herkese de teşekkür ediyorum. Aklıma takılanlardan bugünlük de bu kadar diyelim ve bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Yeniden görüşmek üzere.